Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum yazar, çevirmen, yayıncı ve editör Tanıl Bora. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi Tanıl Bey'den biraz bahsetmek istiyorum. Bazı konuklarım için ya sizi hazırlanmak ne kadar zor dediğime şahit olmuşsunuzdur. Ancak Tanıl Bora söz konusu olduğunda gerçekten kendimi çok kolay haklı çıkartabilirim diye düşünüyorum. Google'a girin, Tanıl Bora yazın. İlgili kitaplar hanesinde 60'ı aşkın kitap çıkıyor. Kendi yazdıkları var, çevirmenliğini yaptıkları var, katkıda bulundukları var. Sadece cereyanlar, Türkiye'de siyasi ideolojiler bile başlı başına bir konu. 926 sayfa. Her eve lazım kitaplardan. Pek çok kitap, dergi yazısı, konuşma. Tanıl Bey'in esas alanı ideolojiler, Türkiye siyasi düşünceler tarihi. Ama spor yazarlığı var, futbola farklı bir bakış açısı var. Düşünce severliği, kelimeler üzerine uzun uzun düşünmesi, yazması var. Bu topraklarda genellikle kadınlar erkekler üzerinden anılır. Kızmayacağını düşünerek bir de tersini yapmak istiyorum. Tanıl Bora çok değerli bir akademisyenin, yazarın, Aksu Bora'nın eşi. Türkiye'nin en önemli şairlerinden Gülten Akın'ın damadı. Kızıyor Bunlar musunuz? Bunlar benim için gurur konusu. hiç alınma. Ne kadar güzel. Ben de öyle düşünerek, yani benim de çok hoşuma gitti. Tabii hal böyle olunca tek ya da birkaç ana tema çıkarmakta zorlandım açıkçası. Tanıl Bey'e de söyledim konuşmadan önce. Ne bileyim, yani sağ ideoloji konusunda uzman. Onu konuşmak istiyorum. Türkiye'nin linç rejimi adında bir kitabı var. Sırf onu mu konuşsak diyorum. Yazarlarından biri olduğu Boşuna Mı Okuduk var. Türkiye'de beyaz yakalı işsizliği. Yani başlı başına bizim konularımızdan, acılarımızdan biri. Savruldum açıkçası hazırlanırken ama diyorum ki Türkiye'nin yazın alanında, düşünce sahasında en üretken isimlerden birini tanıyalım. Arada Türkiye'de düşünsel etkinliğin değersizlik ve sevgisizlikle konuşulmasından bahsedelim. Anlama çabasından, yüzeysel öğrenmelerden, hemen ahkam kesmelerden, en önemlisi dilden, kelimelerden konuşalım istiyorum. Tabii ki Tanıl Bora'nın kendisinden konuşalım istedim. Uzun girişimin üstüne tekrar hoş geldiniz Tanıl Bey. Çok teşekkür ederim. Bunlar, yani bu çok şımartıcı sözler. Teşekkür ederim. Yani şımartıyorsunuz, nasıl diyeyim? Ya yok, öyle değil. Hakikaten bir özetlemeye çalıştım. Biliyorsunuz sizin de birkaç günlük mesaimizde de böyle onu mu konuşsak bunu mu konuşsak karmaşası yaşadım. Aslında size ilk ulaşma tarihim 22 Nisan 2019'muş. Yazışmalarımızdan baktım. Yani bir senedir sizinle konuşmak isteyip de hala bir sene sonra da toparlanamayıp hani böyle ne konuşacağız devam de komik. Çünkü İstanbul'da canlı olarak stüdyoda yapalım istemiştiniz. Evet, evet. Ben de İstanbul'da çok kısa bulunuyorum. Evet. Yani gelip kaçıyorum. Evet. İstanbul'da vakit uydurmak mümkün olamamıştı. Evet, evet. Yoksa yapacaktık ama bugüne kısmetmiş. Uzaktan konuşuyoruz şimdi de. Siz artık Ankara'da değilsiniz, değil mi? Yok, ya ben Ankara, Akçakoca iki şehirli yaşamaya geçtik Temmuz'dan beri. Hı hı. Yani şu ara Ankara'dayım. Yani hı hı. Salgını Ankara'da geçiriyorum. Yani daha çok Akçakoca'da ama yine yeteri kadar da Ankara'da olacağımız bir düzene geçiyor gibiyiz. Evet, enteresan, güzelmiş. Ben biraz eskiden, geçmişten, ilk varoluştan başlamak istiyorum. Nasıl bir ailede yetiştiniz? Daha sonra nasıl okullara gittiniz? Siz biraz anlatsanız bize. Ya ben aslında çok tipik bir orta sınıf çocuğuyum. Babam subay, annem hukuk mezunu, çok kısa süre avukatlık yapmış ama ev kadını olmayı tercih etmiş. Tek çocuğum. Babam işte subay, tipik bir subay çocuğu olarak birçok yerde geçti. Yani çocukluğum Ankara, 3 yıl Adana, 2 yıl Köln, Almanya'da bir yurt dışı görevi nedeniyle. Sonra oradan dönüşte de 6 sene yatılı İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum, orta lise. Sonra işte bu tarihi ben hep her vesileyle söylerim. 11 Eylül 1980'de, yani darbenin arife günü, Ankara siyasala kaydoldum. Yani çok isteyerek geldiğim siyasala kaydoldum. O günden beri de tekrar Ankaralıyım. Yani doğumumdan sonra da hasbelkader bir 5-6 yıl var. Artı 80'den bugüne, yani çok
kendimi Ankaralı hissediyorum. Yani doğumum da Ankara. Hı hı, hı. Seçtiğim yer, yaşamayı seçtiğim yer Ankara. Yani aile köküm İstanbul'du ama ben Ankaralıyım. Peki okul hayatı, 6 sene yatılı okumak nasıl bir şeydi? Vallahi benim bütün arkadaşlarım, orta lise arkadaşlarım hayatlarının güzel bir zamanı olarak hatırlıyorlar hep onu. Biraz idealize etmeye yatkın oluyor insan. Çok sevimsiz yanları da vardı. Yani ergenliğe geçiş ve çıkışı yatılı erkek okulunda okumak her zaman çok tatlı olmayabilir. böyle hani o zehirli erkekliğin bütün yüzlerini tecrübe etmek zorunda olduğunuz bir tecrübedir o. Ama bir yandan da müthiş bir dostluk cemaati kurar. Acayip bir dostluk cemaati kurar. İki cephesi de varit. Yani her ikisi de geçen divana yatırıp çözümleyemem ama. daha çok aslında ben çok disiplinli mi demek lazım bilmiyorum. Ben takıntılıyım biraz. Evet, bir tertip, düzen, rutin takıntım var yani. Gerçekten. Hani iyi yanı da var, kötü yanı da var. Bir gününüz nasıl geçiyor? Onu çok merak ediyorum. Gerçekten sizin gibi insanlar için genellikle merak ediyorum. Yani yayıncılar için ama bir taraftan editörlük yapan, başkalarının yazınlarına bakan, bir taraftan da kendi üreten insanlar için özellikle merak ediyorum. O ayrım nasıl yapılır? Bir de bir gün nasıl geçer? Yani siz kalkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Okuyarak mı başlıyorsunuz? Yürüyüşle mi başlıyorsunuz? Arada spor yapıyor musunuz? Çok ince birisiniz. Sizi tanıdığımdan beri ince uzun bir adam. Eyvallah. Yani aslında biraz da değişiyor. Mesela şu anda salgındayız biliyorsunuz ve bütün rutinler değişti. ama genelini soruyorum tabii ki. Ha evet, yani genellikle aslında günün büyük kısmını bilgisayar başında geçiriyorum. Onu biraz bölüyorum. Yani çok kesin kurallarla değil. Yani ne kadar takıntılı ve disiplinli olsam da manyak da değilim yani. Olmamaya çalışıyorum diyeyim. Yani mesela muazzam bir yazışma yüküm var iş icabı. Yani Birikim Dergisi, yayın evi, özel, bir de Tarih Vakfı'nda bir süredir yönetimde bulunuyorum. Bütün onların işlerinde de muazzam bir haberleşme yüküm var ve maalesef böyle bir ünüm var, bu adam hemen cevap verir diye. O nedenle de herkes yani gönül rahatlığıyla yazıyor. Muazzam bir haberleşme. Onu temizledikten sonra, yani en azından bir seviyede temizledikten sonra işte günün ikinci kısmında öğleden sonra falan kendi yazacağım, çevireceğim işlere vakit ayırmaya çalışıyorum. Akşamüstüne kadar genellikle kendi yazacağım şeylerle uğraşıp akşamüstü de bir saat falan bir çeviri yapıyorum genellikle. Ama tabii her gün böyle değil. Mesela çok sosyal geçen günler oluyor. Ben düzenli yüzüyorum yaklaşık 20 senedir. Şimdi akamete uğrasa da hatta sevgili arkadaşlarım Nisan Kuyucu ve Murat Sevinç'le beraber Marmaris Maratonu'nu yüzdük birlikte. İstanbul Boğazı'na birlikte katıldık. Maalesef bir tek ben geçebildim. Yani bir yüzücülük merakım var. Çok seviyorum yüzmeyi. Hani ehliyetim, yani arabayı bırakın ehliyetim bile yok. Onun için çok yürüyorum zaten. Yani şehir içinde ya da işte bulunduğum yerde olabildiğince çok yürüyorum. İşte pek gece hayatım yoktur. o da hani üretkenlik diyorsanız belki onun da katkısı olabilir. Yani öyle çok akşam, yani şey severim, yani arkadaş sohbeti ve sofra severim ama mesela çok fazla içki yatkınlığım yok. Yani filan. Ya, okumayı da gece yapıyorum zaten. Geceleri okuyorum. Yani okuma yazma zaten kendimi çok şanslı sayıyorum. Sonuçta yani hayatta başka ne yapıyor? Ne yapıyor olsaydım da kalan vakitlerimde yaparım diye özlediğim şeyleri iş diye yapıyorum. Bu çok büyük bir talih. Evet. Kendimi çok talihli sayıyorum o bakımda. Bence de öylesiniz vallahi, yani çok güzel. Ama tabii bunu insanlar kendileri yaratıyorlar. Bu arada futbol oynuyor musunuz? Ben yok, bir hiç süredir oynamıyorum. Oynadım ama ben yetenek, yani top oynama yeteneğim yok zaten. Ben böyle it gibi koşan bir adamım yani sahada. Öyle bir hakikaten yeteneksiz bir çalışkan orta saha oyuncusu olarak işte halı sahada arkadaşlarla oynuyorduk. Bir 10 sene falan oynadık ama yüzmeyle de futbol terstir. Yani evet, ters kaslar falan. Bir de bir noktadan sonra artık
yeteneksizlik iyice utanç verici bir hale geliyor bir yaştan sonra. Onun için 5 senedir falan top oynamıyorum. Ama 12 yaşından beri maç izliyormuşsunuz değil mi? Evet, yani maça her yer, ben maça gitmeden duramam. İlk maçımı 10 yaşımda gittim. Onu hiç unutmam dediğim maç o. Köln Eskişehir Spor UEFA Kupası maçı. Köln'deyken gittim. O Overath'ı canlı izledim. Bunu hep söylerim. Hı-hı. Bilenler bilir. Yani aralıklarla da olsa hani 12 yaşımdan beri yani 15 günde bir maçı yani tabii mutlaka aksamalar oldu, çeşitli şeyler oldu ama hayatımda sevdiğim bir şey o yani. Ya bu arada futboldan bahsetmişken niye özellikle size onu soruyorum? Siz uzun yıllardır bilmeyenler için tabii ki söylüyorum. Spor yazıları da yazıyorsunuz. Hani Türkiye'nin ideolojileri, siyasi düşünceler bunun dışında bir de bu taraftan yazıyorsunuz ki çok alışık olunmayan zamanlarda. Yani aslında bıraktım. Bir, evet. 15 yılı aşkın Radikal varken Radikal'de evet. yazdım. K24'te 3 yazı yazdım. Yani evet. Bu yani Radikal'deki gibi düzenli bir hale geleceğini sanmam. Arada sırada yine canım ister yazarım ama Radikal'de her hafta yazıyordum. Haftada bir yazıyordum. Evet. Ya bir taraftan da sizin oradan da bir değişik bir okuyucu kitleniz oldu. Çünkü o zamanlar futbol sadece futbol değildir yazıları Türkiye'de çok fazla değildi. Hani Galeano'nun o şeyiyle söyleyeyim. Hani hem gazeteci hem entelektüel hem felsefeyle sosyolojiyle başka bir açıdan futbola bakan insanlar çok fazla yoktu. Şimdi de her şeye futbol değilmiş gibi davranıyoruz. Her şeye başka anlamlar evet. yüklemeye çalışıyoruz sanki. Biraz da fazlasıyla öyleymiş gibi geliyor bana. Öyle öyle. Hatta biz hani bu zamanında futbol sadece futbol değildir düsturunu benimseyip anlatmaya çalışanlar olarak ya futbol biraz da sadece futboldur demeye yatkın hale geldik. Yani biraz bıktırıcı ve yani emperyalistçe bir etkisi oldu futbol ilgisinin her yeri kaplayan. Evet. İşte umuyorum ki bu salgının etkisiyle biraz normale inebilir. Biraz aşağı inebilir. Peki size şunları sormak istiyorum. Şimdi yeni gündem. Biraz o günlerinizden bahsetseniz. Yeni gündem çok önemli bir haftalık haber dergisiydi. Okuldan sonra gazetecilik hayatınızı orada devam ettirdiniz ya da orada başladınız diyeyim. Daha sonra da iletişim yayınlarına çok erken bir yaşta aslında, çok erken bir zamanda geçiş yaptınız. Ve o gün bugündür bayağı 88-89'dan beri oradasınız. Orada yaptığınız işleri de konuşalım ama o dergiciliğin, gazetecilik reflekslerinin size ne kattığını da aslında bilmek isterim. Ya aslında zaten Yeni Gündem iletişim yayınlarının kuruluş projesiydi. Yani iletişim yayınları Yeni Gündem'le kuruldu. Ben de üniversite 3'te orada çalışmaya başladım. Aslında benim gazetecilik dediğiniz ya benim gazetecilik faaliyetim işte Yeni Gündem'de 85-89 arası da sınırlıdır. Ondan sonra gazetecilik denebilecek şey bir de işte Radikal'deki futbol yazıları. Evet. Yani gazetecilik faaliyeti o. Gazetecilik bana tabii ya çok şey kazandırdı o 5 yıllık tecrübe. Neleri ya birincisi hızlı yazmak, çabuk yazı tasarlamak ve ne kadarlıksa o kadar yazabilmek. Yani çok işte önemli. 1,5 sayfaysa 1,5 sayfa, 5 sayfaysa 5 sayfa. Yani neredeyse satır satır yazıyı ölçeklendirme disiplini ve sürat onu kazandırdı yazma zanaatı bakımından. Ve tabii zanaat diyorum çünkü yapa yapa öğrenilen bir şey. Yapa yapa işte zaten her, yani odunu yontsanız işte bir şey oluyor. Bir de benim gazetecilikte tek özlediğim şey memleket gezmektir. Tabii. Ben hep öyle şeylere talip olurdum. Yani mesela Türk İş'in Ankara'dan başlayıp karayoluyla Erzurum'a kadar yol iş sendikasının şubelerini gezmeye çıkıyor sendika başkanı. Ben mesela bayıla bayıla ona giderdim. İşte taşrada sendikacılık ilişkileri, tezgahlar, raconlar falan onları gözlemeyi çok severdim yani. Yani taşra gezmeyi gazetecilikten tek özlediğim şey o. Bir de o da tabii bana yani çok memleket bilgisi kazandırdı. Türkiye'de hani sosyal ilişki, sosyal ve siyasi ilişki şeyleri, raconları, habitusu hakkında epey gözlem birikimi kazandırdı. Taşraya bakmak.
taşraya bakmak evet, da taşraya var belki. Bakmak, evet. Peki Yeni Gündem bir de azınlıklar haberlerini ilk yapan dergilerden, yani Türkiye'de benim bugünden bakışımla. Belki o da doğru, etkili olmuştur diye düşünüyorum. Yani şimdi iletişim yayınlarında özellikle sizin başında olduğunuz alanla paralel pek çok şey görebiliyorum aslında Yeni Gündem'in o günkü bakışıyla. Siz şimdi iletişim yayınlarında da neler yaptığınızı bize biraz anlatsanız. Ya iletişim yayınları tam aslında bir 12 Eylül sonrası kurulan bir yayın evi ve 12 Eylül ortamına reaksiyon olarak, cevap olarak kurulan bir yayın evi. Hı hı. Ya amacı da askeri darbenin müthiş tahripkar, yıkıcı etkisi karşısında olabildiğince en yaygın, hı, yani hem olabildiğince en derine inen, her alana sirayet eden ve herkese hitap edebilecek bir demokratikleşme zemini oluşturmak, demokratikleşmeye katkıda bulunacak işte akıl, fikir üretimi, ne katkıda, hmm, bulunmak, hmm, her yönden. Hmm. Zaten hani bu amaçla kurulmuş bir yayın evi. Yani hep de bu istikamette, ya bu şu demek değil tabii, yani her tek tek her kitap mutlaka bu misyonla ölçülerek, tartılarak karar verilmiyor kuşkusuz, ama hani temel mesele bu yani. Temel, hmm, kaygı bu. Bu dediğiniz mesela işte ne bileyim azınlıklar, kale alınmayan, susturulmuş grupların bilinir hale getirilmesi gibi dikkatler de bununla alakalı. Hı hı. Ama mesela ne bileyim yani iyi edebiyat, hı hı, da başlı başına bir değerdir. Hı hı. Yani o da bizim bir şekilde ufkumuz içinde. Hı hı hı. Ben işte bu Yeni Gündem kapandıktan sonra artık kitap ağırlıklı bir yayın evine dönüştük. Hasbelkader ben de aslında hasbelkader diyorum ama çok da severek ve tercih ederek, ben daha çok seviyorum. Yani kitaplarla uğraşmayı daha çok seviyorum. Yani gazetecilik deneyimi 5 yıl yetti bana yani. Daha içimde herhangi bir ukde kalmadı. ben daha çok araştırma, inceleme kitaplarıyla meşgulüm. Evet. Ama bizim yayın evi zaten hani başında diyorsunuz, hani sözün gelişi öyle konuşuyoruz da, hakikaten yayın kurulu temelli bir yayın evidir. Yani böyle karar veren hakikaten bir heyet oluyor. Hı hı. Ben de tek başıma bir şeye karar vermiyorum yani. Hı hı. Hiçbir yayın evi ayırt etmeden aslında bakmaya çalışmama rağmen böyle kitapları alıyorum, getiriyorum. Özellikle çeviri kitaplarda, mesela edebiyatta, yeni Türk yazarlarında ya da işte ne bileyim Barış Bıçakçı gibi çok alıştığım Türk yazarlarında hani gördüğüm bir yayın evi iletişim ve pek çok insan kitabını oradan çıkarmak ister. Ben size nasıl bir dosya gönderiyorum ve o nasıl değerlendiriliyor? Ya o çok övündüğümüz bir şey şudur. Gerçekten biz her gelen dosyayı gerçekten okuyoruz. Hmm. Yani edebiyatta, hmm, da edebiyat dışında da. Hmm. Ve çok övündüğümüz bir şey. Hakikaten hiçbir tanıdık, bağlantı, iltimas, hiçbir şey olmaksızın postadan gelmiş nice dosyayı çok iyi deyip yayınladık ve sonra bunların arasından gerçekten büyük şöhret, işte çok okunan, kitapları çok satan yazarlar çıktı. Hmm. Ve hakikaten postadan gelen anonim dosyalardı bunlar. Bu çok övündüğümüz bir şey. Yani bunun tabii bir zaman maliyeti var. Hmm. Hakikaten işte okumak, bakmak gerekiyor. Hmm. Ya her şeyi hakikaten okuyoruz. Hmm. Ama tabii yayıncılıkta geleni karşılamak, hani şeyde gibi, tenisteki gibi ya da şey, geleni karşılamak yanında bir de kendiniz de akletmeye çalışıyorsunuz. Hmm. Hani yazdırmak, tabii, denen iş de çok zevklidir, hmm, ve önemlidir. Hmm. Yani mesela şöyle bir derleme yapsak ya da şuna telkin etsek de şunun üzerine bir şey yazsa. Hmm, bu tabii habire, hmm, olan bir şey değil ama, hmm, bu tabii edebiyat dışından söz ediyorum. Hmm. Bu da işin önemli bir yanı. Yani bence iletişimin önemli artılarından, hani kendine mahsus şey kalitelerinden biri diyeyim. Hı hı. Mesela derlemeler, işte ansiklopedik derlemeler, yani kendisi bir çerçeve çizerek, bir bağlam oluşturarak insanları bir araya getirip yazdırdığı işler bence iletişimi ayırt eden, hani onun alameti farikalarından biri ben. Hmm, geniş dergicilik diye ben böyle kafamda onu şey yapıyorum bazen. Çok güzel tanımlamışsınız. Evet. Mesela yenge kavramı hakikaten ne kadar sık duyduğumuz bir hitap. Ama hani
öyle bir derlemede görünce birkaç yazarla birlikte herkesin kendi bakış açısından ya da işte berberler, genç işsizliği dedim ya, yani onları bir arada görünce ya her gün gördüğüm kavrama daha derinlikli bakayım diyorsun. Lezzetli yazılar okuyorsun mesela, o çok keyifli bir şey. Peki şunu da merak ettim, size yazılar postadan geliyor. Artık şimdi isimler çok önde, yani bazı isimleri bir yerden tanıyorsunuz. Mesela o dosya geldi, onun ismini kapatıp mı bakarsınız? Yoksa ilk önce o ismi bir Google'lar mısınız? Ya kim nasıl bakar? Onu da merak ediyorum. Daha önce bu insan neler yapmış diye bakıyor musunuz? Ya şöyle, tabii öyle akademik metin değerlendirir gibi ismi kapatmak söz konusu olmuyor tabii ki. Yani doğrusu bu saklanacak bir şey değil. Tabii ki aslında şöyle bir tür iş bölümü oluyor. Bu birinin görevlendirilmesiyle oluşan iş bölümü değil, insanların doğal yatkınlıklarıyla oluşan bir iş bölümü. Hani bizim yayın kurulumuzda bazı arkadaşlarımız gerçekten bu kimdir, yani ne yapmış, nereden geliyor, nasıl bilinen birisi, nasıl bir siyasal, toplumsal profili varı özellikle merak edip bakıyorlar. Bu da önemsiz bir şey değildir kuşkusuz. Evet, iletişimde ama o çizgi görülüyor zaten. Evet, ama yani şu da var, biz aslında çoğunlukla, yani ilki olarak metin esastır benimsiyoruz. Yani ama bu şu demek değil, yani tamam tabii ki metin esastır ama kişilik, şahsiyet ve onun yapıp ettikleri, onun kamusal varlığı çok rahatsız edici, kabul edilemez denebilecek bir imajla bütünleşmişse tabii o zaman duruyoruz. Yani sadece metin demiyoruz o zaman. Tabii bunlar uç durumlar. İkisi de, yani her zaman bu kadar bariz ve zorlu karar eşikleri olmuyor. Ama elbette şahsiyet, kimlik de insanın görmezden gelemeyeceği bir şey. Ama ilke olarak diyorum, metin esastır bizim için. Peki insanlar internetten mi ulaşıyorlar sizin adresinize? Nasıl gönderiyorlar onu? Her yoldan, hem internetten dijital olarak, hem posta adresine yollayarak ya da bizzat gelerek. Hala bizzat gelerek dosya getiren de var. Peki siz yeni isimler kendiniz keşfediyor musunuz? İşinizde çok görüyorum aslında onu. Sizde de bir nebze var mı merak ediyorum. Hani internete bakmak, bloglar okumak, sosyal medyaya başka bir kafayla bakmak, ya bu güzel bir iş çıkartabilir diyerek birini bulmak oluyor mu? Oluyor. Ben biliyorsunuz demin de söyledim, ben hani sosyal medya de yokum ben. Evet, ama, evet. Onu ama da dolaylı olarak haberim oluyor. Birileri öneride bulunuyor. Dikkat çekiyor. Yani ben de hani çeşitli mecralarda bir şeyler gördüğüm zaman, evet, hani bir şey yazdırmak. Bu tabii şeyle de ilgili. Ben aynı zamanda Birikim Dergisi'yle de meşgulüm. Evet, ondan tabii da bahsediyorum. Denemeler yazdırmak. Siyasi deneme ya da deneme. Ya da işte bu derlediğimiz kitaplar çerçevesinde tabii böyle bir hani bir tür scouting gözüyle bakmak bu işin zevkli yanlarından biridir. Yani böyle bir scouting yanı da var. Sosyal medya mesela, sizin Türkiye'nin Linç Rejimi adında bir kitabınız var ve Twitter'da yoksunuz. Benim için çok anormal bir şey yani. Çünkü hani Türkiye'de linç rejimini tabii ki bu değil ama yani belki linçle... de onun için yokum. Yani şöyle ben ya birazcık vakte tasarruf etmekle ilgili bir tercih bu. Şimdi ben zaten sürekli yazarak, yazışarak neredeyse var oluyorum. Yani e-mail mesaim gerçekten şey, insanlık dışı yani. Çok vakit ayırıyorum ona ve bir de ayrıca Twitter'da o laf yetiştirmeceye dahil olursam geberirim diye düşünüyorum. Yani sadece sözünü ettiğiniz linççi etkilerden ötürü değil, sırf o mesainin kendisi beni harap eder. Ve o çok vurkaç ve çok gelgeç bir şey bir yandan. Ona vakit ayırmak istemiyorum. Ya ben mesela ne bileyim, yani yüz yüze sohbet ve uzun ve mektup. Bence güzel iletişim formları bunlar. Yani yüz yüze sohbet etmek ya da tatlı tatlı mektup yazmak. Böyle tenis, masa tenisi oynar gibi çıkı o WhatsApp, e-mail haberleşmesi. Ya tabii ben de mecburen bazen yani WhatsApp'ta varım yani. O tür temaslarda bulunuyorum. Ama yani dediğim gibi çok tercih etmiyorum ve hakikaten
yani kapılırsam başka bir şeye vakit çok az kalır, çok yorulurum diye düşünüyorum. Öyle hı-hı. hissediyorum. Şunu da söyleyeyim ama mesela eşim ve arkadaşlarım var tabii sosyal medyada ve onlardan besleniyorum. Çok aktarıyorlar eksik olmasınlar hı-hı. önemli, ilginç şeyleri. Mesela öyle bir şey olmasaydı ben de bir fake hesap açar, takibe geçerdim. Ama onu dediğim gibi yani arkadaşlarımın ihbar ve istihbarat gücüne güveniyorsun. Hallediyorum. Ya zaten açacağınızı düşündüğüm şey biraz sahte hesaptı. Yani çünkü güzel bir inceleme alanı. Yani var olmak için zor. Ya şöyle ama mesela belirli bir konu etrafındaki tartışma, yazı yani didişme ye onu tarayabiliyorsunuz sonuçta kendiniz olmasanız da. Bazen öyle taramalar yapıyorum. Yani neden mi? Nasıl bir tantana dönmüş? Onu görmek için bazen baktığım oluyor. Ama çok fazla mesai vermiyorum. Ben bir de hani esas ilgi ve uğraş alanlarım daha böyle köhne şeyler. Daha hani dediğim başta hani sunarken de söylediniz ya siyasi düşünce tarihi, ideolojiler. Yani daha biraz daha eskiyle meşgulüm. Biraz da onun da etkisi var ama hani güncel bazı tantanalar, farfaralar için şöyle taramalar yaptığım oluyor. Cereyanlardan biraz bahsedersek, çok önemli bir kitap. Yani her evde bulunması gerekir dedim ama yani tabii ki her evde. Herkes onu nasıl kullanır bilemiyorum. 926 sayfalık çok değerli bir yapıt. Gerçekten Türkiye'nin dünden bugüne baktığımızda siyasi hayatını ve aradaki dallanmaları, budaklanmaları görüyoruz. Burada özellikle ideoloji kelimesini seçmenizin bir nedeni var mı diye düşündüm mesela. Nedeni şu, şimdi düşünceler ya da fikirler diyebilirdik ama evet, düşünce ve fikir daha bütünlüklü ve daha böyle muhterem bir yerde duruyor. Daha bütünlüklü bir çerçeve. İdeoloji hem daha kaygandır hem de illa böyle bir takım kitaplarda, makalelerde, söylevlerde ifadesini bulmasa da insanların hal ve davranışlarına, gündelik söylemlerine de sirayet eden, daha alttan akan, daha güçlü bir kaynak. Biraz onlara da bakmak istedim. Yani tabii bunu tam tekmil yapmıştı, yapamam. Ama hani ona da açık bir bakış olsun istedim. Bir de hani ideoloji çok olumsuz yüklü bir kavram ya Türkçe'de. Yani ideolojik bakıyorsun dendiği zaman sen hani yalan söylüyorsun gibi bir şey oluyor. Birazcık da ona inat. Hani ideolojiler çok gerçek ve önemlidirler. Mesajı vermek lafı da ne çirkin bir laftır neyse. Yani biraz öyle bir niyetle de onu tercih ettim. Bu arada kitapta ben tanıtım metninden gireyim. Çünkü çok uzun sayfalarca bölüm 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 hepsini aslında söylemek isterim ama mesela diyor ki cereyanları şu başlıklar altında tartışıyor Tanıl Bora. Genç Osmanlı zihniyet dünyası, batıcılık, kemalizm, milliyetçilik, Türkçülük ve ülkücülük, muhafazakarlık, İslamcılık, liberalizm, sol, feminizm, bu önemli, ve Kürt siyasal hareketi, bu önemli derken hani kendi açımdan böyle bir araya girmiş oldum. Hani çok böyle mevzularda alt başlık olarak ya da ana başlık olarak alınmayan bir mevzu olduğu için belki de bu önemli diye girdim. Yoksa hepsi önemli de. Mesela bunu alt başlıkları halinde şahane dallandırıp budaklandırmış bir kitap. Çok teşekkür ederim. Ya çok da şey buldum, zihin açıcı buldum. Ben böyle bütün kitabı tek tek okumadım ama ara ara açıp baktığınız kitaplar vardır ya, o günün mevzudur, onun derinlemesine inmek istersiniz, biraz kaynak kitap gibi baktığınız ya, kitaplardan. Sözünüzü bölüyorum, zaten kitap biraz öyle okumaya da müsait olsun istedim. Parça pınçık okumaya da müsait olsun istedim. Peki şimdi siz hani biraz güncel, ben eskiye bakan bir insanım dediniz. Ben sizin konuşmalarınızda da çok eski siyasetçilerden de bahsettiğinizi görüyorum. Mesela benim hiç tanımadığım, bilmediğim ya da derinine inmediğim siyasetçileri görüyorum. Onların çok hoşuma giden sözlerini sizinle fark ediyorum. Mesela işte İdris Küçükömer'in bütünleşmiş topak iktidar
ifadesi o kadar hoşuma gitti ki. Sağ cenaha siz daha ilgiyle izliyorsunuz. Şimdi özellikle bugünlere baktığınızda ne görüyorsunuz? Size öyle bir genel bir soru sormuş olacağım ama özellikle muhafazakarlaşma, milliyetçilik sizin ana ilgi alanlarınız. Bugün baktığınızda ne görüyorsunuz? Çok ya genel evet, bir soru çok, oldu ama. Çok genel, çok büyük bir soru ama ne diyebilirim? Ya bir kere tabii ki sadece Türkiye'de değil, dünyada şöyle bir en az bir 20 yıldır bir sağcılaşma trendi var. Bu illa böyle bildiğimiz ideolojik sağ akımlar başlığına tam birebir oturması gerekmez. Genel olarak bir sağcılaşma, yani bu nedir? Ya bir kere dünyanın, toplumun, yerleşik düzenin değişmezliğine, böyle gelmiş böyle giderliğine dair güçlü bir kanaat. Bir kendine, kendi olarak her neyi tanımlıyorsa, kendine kapanma. Bunlar bence sağcılaşmanın esas güçlü dinamikleri bunlar. Bu bir sürü farklı ideolojik kisveye bürünebilir. Bir kere bu var bence. Aynı zamanda da bildiğimiz sadece ideolojik akımların da kendi bizzat güçlenmesi de var bununla beraber. Ve onların da kendi içinde daha da sağcılaşması var. Ve daha nasıl diyeyim, aslında hani zamane tabirle söylersek trolleşmesi var yani. Hakikaten çok güzel. Bir trolleşme, süflileşme eğilim var. Bu sağla sınırlı da değil, itiraf etmek gerekirse. Toplamda hani böyle bir şey var. Bu da böyle söylemek çok ihtiyar oluyor, ihtiyarca oluyor böyle. Hani eskiden ne güzeldi, şimdi her şey bozuldu havasında gibi oldu. Sağ bile daha güzeldi diye konuşunca komik olabilir tabii. Evet, evet. Kelimelerle ayrı bir ilişkiniz var. Bir kere kelime zenginliği, eski Türkçe kelimeleri rahatlıkla kullanma. Şunu kastediyorum. Siz konuşurken mesela çok doğal, o cümle içerisindeki yerini anlayarak, o kelimeleri özümseyerek dinleyebiliyoruz eski Türkçe. Bir kere o ilginiz, merakınız, aileden mi gelir, eskiden midir, niye öyle kullanırsınız? Onu hemen söyleyeyim. Gerçekten bu benim için bir moda değil bu. Evet, mesela, çok belli. Moda değil çünkü hakikaten aile evinden gelen bir şey var ya, babam da düşkündü. Sadece eski dile değil, yani her tür kelime çeşitliliğine düşkündü. Hatta şöyle bir delilim var elimde. 1977 yılında bizim daimi yatılı bir arkadaşımız, sevgili arkadaşım Cem Tosyalı memleketine gitmiş, Hatay'a. Ben ona sınav sonuçlarını yazmışım. Yani matematikten şu kadar almışım. Öyle bir mektup yazıp haber vermişim notlarını. Bayağı böyle tabii biraz mavrayla bayağı Osmanlıca yazmışım. acayip ağdalı bir ifadeli. Belli ki yani işte belli ki dediğim işte 77'de daha orta son lise bir öğrencisiyken bir düşkünlüğüm olduğunu kanıtlayabilirim yani. Peki bu düşkünlüğün nedeni sadece ailede kullanılması değil, herhalde bir takım nüansları, o kelimelerin çok iyi aktarması. Evet yani ben her kelimeye şefkatle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum ve aynı şeyi 4 ayrı 5 ayrı kelimeyle anlatma imkanından asla vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece bir gereklilik kipiyle söylemek de saçma. Seviyorum yani her şeyden önce. O çeşitliliği çok seviyorum. Bir taraftan da hani eski Türkçenin o tatlı nüanslarını ben kaybettiğimizi çok düşünen insanlardan biriyim. Yani bazı kelimeler, bazı hissiyatlar gitmiş gibi olmuş onları kullanmayı bırakınca. Ya evet, gerçi yani son yıllardaki muhafazakarlaşmadan söz ederken onun öyle bir tür recycling etkisi de oldu, onu da görüyoruz. Hatta gerçekten gündelik kullanımdan çoktan düşmüş bir takım kelimeleri ite kaka tedavüle sokmaya dönük yapay bir canlanma da oldu. Bunu da söylemek lazım. Mesela diyorum işte istişkafi görüşmeler, hani eskilere yatkın muhitlerde dahi öyle kendiliğinden sarf edilecek laflar değildi. Yani dediğim gibi yapay denebilecek ittirmeler de oldu. Hani dediğim gibi ben mesela Öztürkçe olarak tanımlanan ve çok zevkle alay edilen birçok kelimenin de nüanslar katabildiğini düşünüyorum. Ya bütün kelimeler bizimdir ya. Yani.
Peki o manada en sevdiğiniz birkaç kelime nedir? Hiç düşündünüz mü bunu? Yok, yani çok sayabilirim. Zamana göre değişir. Öyle pat diye bunu söylemem zor yani. Ama mesela neşeyi çok severim. Neşe kelimesini çok severim. Ama daha çok çıkar yani saysam. Sebat çok severim. Aa, evet, ben de severim. Neşveyi severim mesela ben. Evet. Bir de müteferriç kelimesi. Ben böyle bir ikinci kitabımda da onunla ilgili özellikle bir şey yazdım. Sıkıntısını dağıtmak için gezinen kimse. O kadar güzel bir kelime ki yani müteferriç kelimesi benim için bulunmuş ve oraya konulmuş gibi geldiği için hani böyle tek bir kelime seç deseler onu seçmek isterdim. Sizin yazılarınıza dönersek, şimdi sizin Birikim Dergisi'ndeki işte o yazılarınızdan bahsettim. Tek tek çoğu bazen tek kelimedir mesela. Otorite, korku, propaganda, israf, neşe. Gibi gibi böyle tek bir kelimedir. Hani uzun başlıklar değil ve altında o kelime üzerinden bizim toplumsal yaralarımız, acılarımız, sapkınlıklarımız, yanlışlarımız, doğrularımız ve bakış açımız üzerine derinlemesine bir şeyler görürüz biz. Ben onun için de sizi konuk etmeyi çok istedim. Yani normal gündelik bazı şeyleri yapıyoruz ve bize birisi yani sen ne yapıyorsun ve ne yaptığının farkında mısın, bunu gördün mü demeden ne yaptığımızı da çok fark etmiyoruz. Aslında bir kelime üzerinden bir dakika ya sen bu kelimeyi kullanıyorsun ama bu kavramın ya da yaşayışın içindesin ama ne oluyor demesi gerekiyor bir sakinlikle. Mesela sizin yazılarınızda ben bunu görürüm ve severim. Mesela işte bu korona günlerinde yazdığınız korku yazısı. Yani gerçekten... Evet, otorite de onunla ilgili. Evet, yani korkuyoruz ama doğru şeylerden mi korkuyoruz? Bunu yani, bir tartışmaya şunu açıyor. Şunu yapmak istemiyorum tabii, niyetim o değil. Yani bu kavram aslında şunu anlatır. Siz bunu yanlış kullanıyorsunuz. Asla değil yapmak istediğim. Yapmak istediğim hakikaten dediğiniz gibi bir iki adım geri çekilip onun etrafında bir düşünmek. Yani kolaylıkla söyleyip geçtiğimiz şeyin bize anlattıkları ve aslında bizden gizledikleri neler var? Gizledikleri, biraz daha derinlemesine düşünmek, biraz hani sorgulayıcı yaklaşmaya çalışmak. Onun vesilesi kılmaya çalışıyorum. Yani yapmaya çalıştığım bu. Bir kelimeyi hepimiz aynı kavramlarla kullanmıyoruz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Aslında biraz bazen ifrata kaçtığını düşündüğüm bir klişe düşmanlığı hissediyorum. Ya klişeler kadar nefret ettiğim çok az şey var. Ve bu gerçekten laf olsun diye söylemedim. Bazen ifrata varıyor çünkü şu anlamda ifrata varıyor. Klişeler bazen de gereklidir ve anlattıkları bir hakikat payı da vardır. Neredeyse onu bile tersleyecek kadar gıcık oluyorum klişelere. Niye? Başka türlü anlatma kaygısı gidiyorum. Yani bir şeyi her zaman anlatıla geldiğinden ve artık bir ezbere dönüştüğünden farklı bir şekilde anlatmaya çalışalım. Hani öğretmenler der ya, kendi kelimelerinle anlat. Çok güzel. Evet. Yani mesela yasak olsun şu bir takım temel kavramlar, onları bir kenara koy, bir ezberi bir kenara koy, kendi kelimelerinle anlat meramını bize yani. Çok güzel. Biraz bu tür bir dert gidiyorum aslında. Yani biraz şöyle bir zemini temizleyelim, yani başka türlü anlatalım, başka kelimelerle anlatalım. Bu dediğim gibi bazen kabul ediyorum, ifrata varan bir takıntı da olabilir. Ama hani yani içiyorsam sebebi var gibi. Bunun da sebebi var. Çünkü bizim kamusal ortamımız gerçekten klişelerle, ezberlerle, kalıplarla çok kas katı büzülmüş bir ortam bence. Onu havalandırmak için bunun gerekli olduğunu düşündüğüm için bu çabayı gösteriyorum. Bir işe yarıp yaramadığını bilmiyorum. Ben çabalıyorum yani. Sizin eşinizle birlikte katıldığınız küçük bir söyleşiyi izledim ben. Türkiye'nin huyları üzerinde konuşuyorsunuz. Türkiye'nin etosu. Mesela siz orada bir video dizisinden bahsettiniz. Daha sonra ben de seyredeyim diye not aldım açıkçası. Dinleyenler için de enteresan olabilir diye düşündüm. Şen Kardeşler Kıraathanesi. Evet. Anladığım kadarıyla orada...
Türkiye'de olan biteni ya da hatta dünyada olan biteni bir kahvehane, bir esnaf muhabbetiyle bir takım insanlar açıklıyorlar. Biraz gırgır gibi gözükse de aslında bizim toplumsal olarak çok yaptığımız bir şey de ortaya koyuyor. Dünyayı büyük bir güvenle, komplo teorileriyle açıklamak yani hani ve çok bilmek yani değil mi? Böyle bir sorun genel anlamda var zaten. Öyle öyle. Ben yani bu örneği yani Şen Kardeşler Kıraathanesi'ni gerçekten Türkiye'nin toplumsal zihniyetini, güçlü, yaygın, ortalama toplumsal zihniyetini anlamak bakımından şahane buluyorum. Yani çok başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum gerçekten. Bu arada o sohbette Kurtlar Vadisi'nden de bahsettiniz. Siz dizi izler misiniz? Tabii herkes gibi izliyorum ben. Neler izlersiniz? Yani Türk dizileri izler misiniz? Epeyce oburum yani öyle çok bazen öyle çok şahane de olmayan bir diziye de takılıp bir miktar birkaç parça izlediğim oluyor. Hani böyle bir ilk 10, ilk 5 falan çıkaramam. Yani birçoklarına bakıyorum öyle. Biraz ya dediğim gibi bir de böyle evet oburum yani öyle diyeyim. Peki yani işte gözlem yapıyorum gibi kendinize bahaneler buluyor musunuz yoksa oturuyorum gerçekten şu polisiyeyi de izliyorum. Biraz Türk eğlencelik. Biraz eğlencelik. Birazcık da ya ben edebiyatta da sinemada da diziyi de oraya katalım. Yani atmosfer meraklısıyım. Ya mesela çok güzel bir atmosfer çizsin. Çok güzel tiplemeler olsun. Güzel anlatsın. Ama mesela kurguda müthiş aksaklıklar var. Hatta hani şaka yolla hep şey derim bu sohbette. Mesela ölmüş adam dirilmiş, yani unutulmuş diri. Onu bile çok önemsemem. Yani bana güzel atmosfer olsun. Ve o yani öyle bir anlık dahi olsa ondan zevk alıyorum. Tabii bazen daha böyle tarihsel dramalar falan da var ya da tarihsel fanteziler mesela değil mi? Yüksek Şato'daki adam gibi İkinci Dünya Savaşı'nı Nazi Japon ittifakının kazandığı varsayımı üzerine romandan uyarlanmış dizi mesela onları aynı zamanda birazcık da hani siyasi toplumsal tarihsel vukuat üzerine yeniden düşünme vesilesi de sunuyor insana ama sırf zevk de var yani sırf eğlence de var. Güzelmiş. Peki sizin çok televizyona çıktığınızı görmem ben. Yani bu kadar siyasette iç içe olmanıza, bu kadar üzerine düşünmenize, yazmanıza rağmen niye öyledir? Ya bir kere iyi beceremediğimi düşünüyorum. Televizyonda konuşmak ayrı bir beceri. Mesela ben böyle çok bence televizyonda iyi konuşmak için çok kesinlikle tak 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 konuşmak lazım. Bu benim çok yatkın olduğum bir şey değil. Ben daha esnek tanımlamalar içinde konuşmaya yatkınım. Bir de orada bir tür laf yetiştirmece var. Yani yeteneğim o değil. Ben yani yazarak kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Bir de tabii yani medya ortamının toplamı aman Allah'ım ben buraya girmeyeyim dedirten bir ortam. Epeydir böyle yani aslında sadece şu içinde bulunduğumuz son 10-15 yılı kastetmiyorum. Çok daha öteden beri de öyle bence. Ama yani bir yandan da şu var tamam bir yandan da bir tür kamusal sorumluluktur. Bir laf söylemek lazım. Ama işte onu da kendimi yetenekli görmüyorum. Yani iyi konuşabilemediğimi düşünüyorum. Onun da payı var yani. Herkesten yeteneğine göre değil. Yani kimler neler yapıyor diyeceğim. Çok bir şey söyleyeyim. Peki ders veriyordunuz. Hala ders veriyor musunuz Tanıl Bey? Ya yok maalesef. Çok severek ya o yine yaklaşık 15 yıl yaptığım bir şeydi siyasalda. Evet. Bana çok şey katan, çok hakikaten kelimenin tam anlamıyla etkileşim. Yani alışverişli bir tecrübeydi. Çok özlediğim bir tecrübe ama 2017 idi değil mi? Galiba yılları karıştırmayayım şimdi de. Bu kanun hükmünde kararnamelerle evet, tabii. Ankara siyasaldan kafile halinde arkadaşlarımız atıldı. Ondan sonra bıraktım yani artık içime sindiremezdim. Bıraktım. Bu mesela bu özlediğim bir şey. Evet.
Yani özlenmez mi? Hakikaten bir de öğrencileriniz özlüyordur diye düşünüyorum. Çünkü herkese çok iletişim kuran, sorularını yanıtlayan, işte e-maillerine cevap veren birisiniz. Ben de onları özlüyorum çünkü gerçekten karşılık birlikte öğreniyorduk. Yani mesela hakikaten yani Cereyanlar kitabının ortaya çıkışında o 15 yıl boyunca gelmiş geçmiş bütün öğrencilerin payı var. Ne kadar yani güzel. Onu çok çok hissediyorum, çok çok açık. Hepsinin payı var yani. Sizin ona karar verip üzerine çalışmanız, düşünmeniz, birikim yapmanız 10 yıl, yazmanız 5 yıl sürdü değil mi? Galiba öyle, evet. Yani öyle aşağı yukarı öyle. Peki bu kelimeler üzerinden devam edersek, Cereyanlardan sonra çıkardığınız 2018'de kitap, Birikim Kitapları, Zamanın Kelimeleri, Yeni Türkiye'nin Siyasi Dili. Ben çok beğeniyorum bu kitabı. Bir de kapağıyla ilgili konuşurken dinledim sizi. Tam öyle bakmamıştım, ne kadar güzel aslında. Siz diyordunuz ki Aksu'nun fikri kapağında böyle deniz kıyısındaki taşların olduğunu düşünün eğer elinizde bu kitap yoksa. Üzerinde de milli, yerli ve milli, fıtrat, operasyon, üst akıl, mağdur gibi kelimeler yazıyor. Aslında sizin bunu bizim kafamıza fırlatılan ya da üzerimize fırlatılan taşlar gibi görmeniz çok hoş aslında değil mi? Ya da öyle söyleyeyim. Öyle, evet. Hem öyle görülebilir, hem öyle bir yanı var. Hem de o hani sahildeki taşlar imgesini hatırlarsanız bir yandan da ister istemez zamanın aşındırdığı. Yani belki 10 yıl sonraya kalmayacak o yazının izi. O gergeçliği de aynı zamanda ima ediyor. Dediğim gibi yani bu parlak fikir Aksu'nun fikri. Çok güzelmiş. Peki siz eşinizle nasıl tanıştınız? Okulda tanıştık. Biz çok çok klasik ve tipik Türk filmi hikayesi gibi okulda tanıştık. Yani 1980 Kasım'ında tanıştık. Hemen evlendiniz mi? Hayır, o kadar çabuk değil. 88'de evlendim. Oo, 8 sene sonra. Peki eşinizle birlikte çalışmanız nasıl oluyor? Yani birlikte çok ortak üretim vermemişsiniz gibi konuştuğunuzu duydum ama. Çok fazla bir şey yapmadık. Yani bir ortak bir Kurtlar Vadisi yazısı yazdık. Bir de yani ufak tefek bir iki şey yazdık ama çok az hakikaten. Yani önemli olarak bir şey işte o Kurtlar Vadisi üzerine yayınlanmış bir makale yazdık. O Adatepe Akademisi'nde Türkiye'nin Etosu diye bir seminer verdik birlikte. Bir de işte bu Boşuna mı okuduk kitabı da birlikte çalıştık. 4 kişiydik. Necmi Erdoğan, İknur Üstün, Aksu ben. Orada 4'ümüz birlikte çalıştık. Yani birlikte yaptığımız işler bunlar. Ama sonuçta iki akıllı üreten, başka mevzulardan beslenen insan bu beslenme böyle çapraz getiriler de getiriyordur diye düşünüyorum değil mi? Mesela, ya tabii Aksu'suz olmaz. Aksu çok, ya çok tatlısınız. Ya çok özür dilerim ama böyle direkt o konuda sordum. Ons dergi benim de editörümdür Mesut. Mesut'un çıkardığı dergide bir söyleşinizi okuyordum. Klasik kelimeler üzerinden bazı şeyler soruluyor. Eşinize deniyor ki Aksu Hanım'a nerede yaşamak istersiniz? O Akçakoca'da diyor. Size soruluyor. Siz de Aksu'nun yanında diyorsunuz. Açıkçası bayıldım yani. Ya işte evet yani neyse bu çok bir de oğlunuz var. Bir de oğlunuz var ve anladığım kadarıyla kocaman ve o da çok güzel yazılar yazıyor. Birkaçını okudum açıkçası. Evet evet, o yani sonradan bu yazı çiziği ve akademik ilgiye yöneldi. Yani üniversiteye girerken böyle çok belirgin bir yönelimi yoktu ama sonradan sonraya böyle akademik zanaata yöneldi. Ve çok başka bir istikamette ama bayağı parlak işler yapacak gibi görünüyor. Oğlunuz Işık ne okuyor? Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyor. Bu kelimelerden birkaçını söylemek isterim. Demin bahsettik zamanın kelimeleri. 2018'de yerli ve milli, yeni Türkiye, benim esnafım, kimse kusura bakmasın, büyük resmi görmek, fıtrat, algı operasyonu, ölü ele geçirme, hassasiyetlerimiz, samimiyet, çok güzel, hayırlı olsun, sıkıntı yok, paralel, herkesi kucaklamak. Ya böyle böyle gidiyor aslında. Peki bugüne bakarsak buraya hangi kelimeler eklenir sizce?
Ya çok var aslında. Bu kitap çıktıktan sonra da yine birikim haftalıkta birçok kelime yazdım. Daha mesela yazıp yayınlamadıklarım bile var. Mesela ne bileyim artistlik yapmak, şimdi gelmedi aklıma adına, yani adına sıfatı çok kullanılıyor. Mesela onları yazdım ama henüz yayınlamadım. Sürekli düşünüyorum bu şeyler arasında. Mesela ne bileyim tam tutturamadım. Mesela noktasında olan Ha, ikisi çok kullanılıyor ya. güzel. O da böyle yedek. Henüz oluşturamadım ama yani bir yandan düşünüyorum, biriktiriyorum bu nasıl, yani bir anlamlı bir çerçeve kurup anlatmaya, tartışmaya, konuşmaya çalıştığım birçok şey var daha. Hani bazı insanları okurken ya acaba nasıl düşünüyor bu insan? Nasıl bu fikri ortaya çıkartıyor dersiniz ya. Mesela size bakınca onu genellikle merak ettiğimi görüyorum. Nasıl bir düşünceyle yola çıkıyorsunuz? Mesela Yani işte sık sık televizyon seyrediyorsunuz, açıklamaları görüyorsunuz, birkaç kelimenin çokça tekrarlandığını televizyon görüyorsunuz. çok az seyrediyorum. Daha çok okuyarak Ne takip okursunuz? Mesela ediyorum. gazete okuyor Yani musunuz hala? Ne okuyorsunuz? gazete yok, gazete değil. Ama yani işte bir takım sitelere bakıyorum. Bazen mesela bir kavrama taktığım zaman onun izini sürüyorum işte çeşitli kaynaklarda. Ya okurken not alıyorum. Her türlü şey okurken not alıyorum. Dosyalar oluşturuyorum. İşte birçok tartıştığım, yani düşüncesinden, refleksiyonundan çok istifade ettiğim, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Onlarla konuşurken bir şey ilham ediyor. Mesela korkuyu Kemal Can'la konuşurken, aha bunu yazmak lazım diye düşündüm. Bir sohbette konuşurken, zaten Evet, yazıda da yazıda da başında zikrediyorum. da var. Kemal Can'la kitap da yazdınız bu arada. Sizi Evet, Kemal de benim siyasaldan Evet. arkadaşım, Devrem. Çok sevdiğim arkadaşım. Yani dediğim gibi arkadaşlarımla konuşurken, bir okurken, hepimiz gibi herhalde. Yani işte not alıyorum, onlar birikiyor. Sonra biraz iz sürüyorum. Onun etrafında biraz daha kalıcı düşünsel metin, yani düşünsel bir ağırlığı olan metinlere gitmeye çalışıyorum. Biraz derin kazmak için. O da işte öyle öyle açılıyor. Peki şimdi sizin yazılarınız anlamamız için gerçekten önemli yazılar. Ben öyle gördüğüm Sağ için olun, sürekli böyle sağ olun. arada söylüyorum ama ya da benim hoşuma giden tarz şeyler. Hani utanç kelimesine ben takıntılıyım. Yanlış şeylerden Evet, utandığımızı onu düşünüyorum. yazarsam ilhamı siz olacaksınız. Ya çok çok da sevinirim. Yani işte başkası adına utanmak diye pek çok utanç verici gerçekten kötü şeyi paylaşıyoruz ama başkası adına utanılabilir mi mesela? Ben bundan hiç emin olamıyorum. Çünkü utanç biraz kişinin kendisi bunu hissederse gerçek anlamda kelimenin anlamı yerini bulacakmış gibi geliyor. Başkası Ama adına başkası adına utanmak aslında insanlık namına utanmak gibi bir şey değil mi? Evet, ya bir, tabii Ya başkası kastettiğimiz adına o ama utancın kendisi sanki gerçekleşemez gibi, yarım kalır gibi geliyor bana. Başkası adına utanıyorsak ve o insan yaptığından utanmıyorsa gerçekten utanç gerçekleşiyor mu Ya mesela? şimdi sesi düşünüyoruz tabii. İki katmanı olur. Yani iki türü olabilir gibime geldi şimdi. Bir, değer verdiğiniz, bir şekilde önemli bir yere koyduğunuz, saydığınız birisi adına utanmak gerçekten bizzat kendi utanmanız gibi olur. Yani dostunuz, yoldaşınız, yareniniz, yani nasıl böyle bir şey yaptı, o gerçekten içinizde hissedersiniz. Bir de ki öyle bir özdeşleşme hissetmeseniz bile, yani ya bir insan bunu nasıl yapar? Demin dediğim gibi ya, birazcık insanlık namına utanmak. İkisi de olur gibime geliyor. Ya Yani tabii. iki utancı da ya yani iki türde de utanıyorum gibime geliyor zaman zaman. İşte yani utanabilsek ne kadar güzel. O böyle utancın azalması ya da işte yanlış şeylerden korku duymamız, yanlış şeylerden utanmamız bunlar aslında bizi ve toplumu da değiştiriyor ve anlamak aslında biraz çözmek için bir ön koşul, ön yol. Başka siz neler görüyorsunuz? Mesela sizin düşünce sevgisizliği üzerine pek çok değinmenizi, konuşmanızı dinledim. Bunun da altını çizelim mi mesela? Evet, ben yani çünkü yani düşünce ve ifadeye olan saygısızlık ve yani düşünce suçu denen şeyin böyle sapasağlam durabilmesinin arkasında sevgisizlik de var bence düşünceyle ilgili. Yani düşünceden neyi anlıyoruz?
hani üzerine düşmek gibi diyelim. Yani biraz bir şeyi hep söylendiği gibi, hep söylenip geçildiği gibi almayıp biraz derinine inmek, onu yankılamak, yanına yöresine bakmak, daha incesine bakmak. Yani düşünceden çok kabalaştırıyorum belki ama böyle bir ilgiyi anlıyorum ben ve buna ilgisizlik ve sevgisizlik aynı zamanda düşünce karşısındaki o hoyratlığı ve düşüncenin kolaylıkla bir suç olarak düşünülebilmesini beraberinde getiriyor. Bunu güçlendiriyor bence. Yani mesela herkes nasıl bayılıyor? Sağdan soldan herkes işte nokta nokta gerisi teferruattır. Başına ne koyarsanız koyun. Söz konusu olan şuysa bizden. Bayılıyoruz yani. Gerisi teferruattır. Yani oysa işte düşünce teferruattır. Yani medeniyet teferruattır. Yani teferruat yoksa sadece kaba saba bir şey vardır ortada yani. Tabii ki teferruat önemli. Bana bu çok çok önemli geliyor. Yani bu böyle züppece bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Çok varoluşsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya bir de anlaşmak için bu kadar kesin dillerle konuşmamak lazım sanki, değil mi? Yani biraz açıklık bırakmak, biraz esneyebilmek, biraz karşı tarafa. Gerisi teferruat noktadı. Ya hani doğru, nokta var ya hoşte. Tabii ki mesela siyasal dilin kesinlikleri olmalı. Mesela siyasal dil, yani o da var, şu da var ama bu da var diyemez. Bunu alttan alta ima etse bile budur diyen bir dildir siyasi dil ve bunu demesi de gerekir gerçekten. Bunu inkar etmiyorum. Zaten ona yetenekli olmadığım için doğrudan doğruya politik faaliyet olamıyorum yani. Ona o yetenek, ama bunun da gerekli olduğunu düşünüyorum. Onu yanlış anlaşılmamak için söylemiyorum. Yani her konuda o da var, bu da var ama şu da varın gerçekten yersiz olduğu düzlemler de var. Siyaset de bu böyle bir düzlem, doğru. Ama onun arka planında bütün bu işte teferruatlar, o da var, bu da varlar. Hani var ya, o da bir yerleşik bir ifade biçimi haline geldi. Tırnak içinde parmaklarımızı kaldırıp tırnak işareti yapıyoruz. Ya işte, ama onların da gerekli olduğu düzlemler var. Onları ihmal etmemekten söz ediyorum. Mesela işte akademik faaliyet, düşünsel faaliyet, sohbet de aslında bir yanıyla bunlardan mahrum kalmaması gereken iletişim ve etkileşim ortamları bence. Ya biraz iktidarın dili ya da siyasetin dili bizim de günlük hayatımızın dili gibi olunca belki de bu kadar beni şaşırtıyor. Bu anlaşamamamızı nasıl çözeriz? Türkiye'de nasıl birleşiriz? Aslında o kutuplaşmayı nasıl kırarız? Biraz bunlara da takıldığım için. Tabii o, yani dil kuşkusuz bütün bunlar sadece dille var olmaz. Yani dil tabii ki sadece bir yansıma değil. Sadece varlığın ifadesi değil. Kendisi de bir güçtür, kendisi de bir etkidir, varlıktır ama her şey de değil. Her şeyi dille çözemeyiz. Evet. Dilin katkısı olabilir tabii. Yani kas katı değil de daha esnek, farklı iletişim biçimlerini zorlayarak, deneyerek konuşursanız bu sözünü ettiğiniz istikamette biraz mesafe almayı sağlayabilirsiniz. Ama tek başına o olmaz. Tek başına yani gerçekte toplumsal ilişkilerde insanların hayatında bir değişim olması lazım. Temas lazım. Yani gerçekten bunun için de sahici alışveriş lazım. Mesela bu bambaşka büyük bir mesele de, yani sanıyorum politikanın en büyük sorunu çok fazla medya odaklı hale gelmesi, çok fazla temsiliyetçi bir düzleme sıkışmış olması ve sahici toplumsal ilişkilerden, yüz yüze birebir toplumsal ilişkilerden çok uzaklaşmış olması. Esas problemin vardığı yerin orası olduğunu düşünüyorum. Evet. Hı-hı. Bu tabii çok büyük bir mesele ve sadece Türkiye'ye özgü de olmayan bir mesele. Hı-hı. Dil burada her şeyi halledemez tabii ki. Yani müthiş bir dil kurarak, müthiş bir slogan aklederek her şeyi halledemezsiniz. Hı-hı. Yani küçük küçük tırmalamış olursunuz. Hı-hı. O da bir şeydir. O da bir şeydi. Tabii bir de işte siz sık sık bahsediyorsunuz ya da konuşalım dediğim şeyde, hani bu düşünsel etkinliklerin değersizleştirilmesi. Yani hani okumanın, yazmanın, düşünce belirtmenin, biraz sakin durmanın, değil mi? Yani böyle bir durup bir bakmanın,
etkin. Evet, işte biliyorsunuz işte mesela entel yine olabildiğince yaygın, sağda Hı-hı. da solda da bayıla bayıla, tepe tepe kullanılan bir hakaret sözü entel. Yani mesela ne bileyim hemen anlamak istiyoruz. Hı-hı. Yani mesela bilmediğimiz bir kelime diyelim Hı-hı. ki zamanımızda bilmediğimiz kelimenin peşine düşmek 20 saniye yani Google'dan çıkıyor. Yani çok hani bir tür konformizm işte bu. Evet, aceleci. Kendinden çok kendinden eminlik. Ya tabii bu birçok yere varabiliriz buradan. Böyle çok kesin peşin ve kesin hükümlerle geçmek istemiyorum. Yani hakikaten işte mesela post-truth çağı bağlamında da konuşabiliriz bunu. İşte bir tür hani eğitimli bu mesela otorite başlıklarında da tartışmaya çalıştığım biraz buydu. Ya bir Hı-hı. konuya gerçekten vakıf olmanın ve ondan gelen, vukuftan gelen bir otoritenin değersizleşmesi ve bilinen tek otoritenin zapturapt otoritesi, tahakküm otoritesi haline gelmesi gibi meselelerle de bütün bunların çok alakası var tabii. Evet, tabii. Peki Tanıl Beyciğim, size şunu sorsam, bizim podcastimizin genel klasik sorusu nasıl olunur? Tabii ki pek çok insan, özellikle de sizin gibi mütevazi tavırlı arkadaşlarım, dostlarım, buraya katılanlar şöyle diyorlar. Ya nasıl olunur, daha oluyorum, daha bu bir yolculuk, ben bunun cevabını veremem ama diyorlar. Ama size sorayım, yani bugüne kadarki yolculuğunuzda ya bence şöyle şöyle yapınca güzel şeyler oluyor diyebileceğiniz neler var? Ya sebat kelimesini sevdiğimi söyledim ya, evet. Sebatın kendisini de severim. ve sebattır insanı en çok kazandıran diye düşünüyorum. Yani sebat etmek, yani gerçekten kendisine yani kendisinin yatkın olduğunu insanın, neye yatkın olduğunu, neyi yaparak kendini gerçekleşmiş hissedeceğini ve onu anlamlı bulacağını, neyi yapmayı anlamlı bulacağını olabildiğince erken keşfedip, fark edip ona emek yatırımı yapması, yani hakikaten vakit ayırması, sevmesi, ciddiye alması ve sebat etmesi. Bence bu burada sonuç değil, bizzat bu uğraşın kendisi zaten zevklidir ve insana iyi gelir. Hani olmaktan daha önemlisi yapmak yani. Evet. Dediniz ya hani ben siyasetçi, eski siyasetçi lafları, anekdotları aktarmayı seviyorum. Özellikle Demirel'de biliyorsunuz bunlar boldur. ve ben de bir tür Demirel'olog sayılırım. Yani Demirel bilimci. Her şeyini bilirim. Demirel'in bir lafı var. Yaparsanız yapılır. Çok güzel geliyor bana. Tabii çok mühendisçe bir laf. Demirel'in kendisi gibi. Yaparsanız yapılır. Çok güzelmiş. Bu programı sizce nasıl bitirelim? Ben size teşekkür ederek bitiririm. Çünkü gerçekten şımartıcı bir program. Bu insana kendisinden bahsettiriyorsunuz. Güzel sözler söylüyorsunuz ve böyle kendisini bir şey zannetmesini sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim ben size. Ya ben teşekkür ediyorum. Çünkü hissettirebildik mi bilmiyorum ama benim çok beğenerek okuduğum insanlardan birisiniz. Yani mutlaka hepimizin işte o yolculuğu var ya, sebat ettiğimiz bir alan var, meraklarımız var. İşte siz sevdiğim bir alanda çalışıyorum dediniz. Ben de mesela o sevdiğim alanlara girdiğimde kaynak olarak sizin yolunu açtığınız insanlar olsun, sizin yazılarınız olsun okumak çok hoşuma gidiyor. O yolu izlemek hoşuma gidiyor bu kadar yıldır. Onun için benim için de çok değerli ve yapabildim mi diye düşündüğüm bir program. Ama yani hani böyle orta düzey bir program yapmaya çalıştım. Çünkü aslında derin derin sizin şu yazınızın şu inceliği, şunu merak ediyorum ama daha genele hitap eden bir şey yapmaya çalıştığımız için de daha ortalamadan gitmeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Dediğim gibi esas teşekkürü ben borçluyum. Çok sağ olun.
Teşekkürler. Bir senenin sonunda korona günlerinde Ankara'dan, İstanbul'dan yaptık bu yayını. Bu arada ben size bir şey soracağım. Daha önce kim milyoner olmak isterdi? Joker oldunuz ve değil mi? Birisi için sizi aradılar ve doğru cevabı verdiniz. Bir gün oraya katılsam benim de Joker'im olur musunuz? Ya o yayın evinde çalışan bir arkadaşımız istemişti. Ben de tamam dedim ama tabii sonra aklımdan çıktı. Sonra bir gün oğlumla kebapçıya gitmiştik. Kebap, bunları yayınlamayacaksınızdır herhalde. Yo, yayınlarım. Çok güzel. Kebapçıda tuvalete giderken telefon çaldı ve bana bunu sordular. Aslında çok gafil avlanılabilecek bir zamandı. Neyse ki doğru cevabı bilmiş. Bildiğiniz yerden çıktı ya. Riyakat mı? Öyle bir şey sordular. Yani Osmanlıca kelimeler var. Eski Türkçe şahaneydi yani. Terkip. terkip doğru. Eczâ tabiri olarak terkipi sordu. Şahaneydi. Ya tekrar çok teşekkür ediyorum Tanıl Bey. Sağ olun Nilay. Gerçekten dediğim gibi laf olsun diye söylemedim. Bu gerçekten şey, insanı şımartan bir sohbet. Güzel, sağ ol. Güzel o zaman. Sağ olun. Siz de sağ olun.